Türkiye gay sektörü büyük bir darbe yedi. Sektör dediğim için gayler alınabilir. Ama bir sektörleşme yok değil. Yani siz bana kadar gayim diyorsanız ona bir şey demiyorum. Ama gayliğinizi influence ederek para kazanıyorsanız ya da bu şekilde dikkat çekiyorsanız orası farklı. Ha yine bir şey demeyeceğim. Yani bu şekilde para kazandınız diye gidip burada eleştirecek halim yok. Sadece bu videonun konusu ona çok yakın. Mükremin askere gidiyormuş ağlaya ağlaya. Kerimcan Durmaz da sakal bırakmış ve daha eril hareketler yapmaya başlamış. Canım Türkiye'm. Twitter'da bunlar dönüyor arkadaşlar. Bir tane TV bayağı bir yürüdü. Türkiye'ye geylik kavramını getirip çoluk çocuğu özendirerek gay olmalarına sebep olduktan sonra piyasadan çekilişine bakın çok komik. Şimdi fotoğrafta gerçekten tanıdığımız Kerimcan yok ki zaten dudak dolgularını aldırmaya gitmiş. Adam kendi çapında bir değişim yaşamış. Bu konuşmasına falan her şeyine yansımış bu arada. Şimdi Kerimcan bir şov adamı. Bunu piyasa için mi yapıyor? Ki ben zaten yeterince para kazandığını düşünüyorum. Piyasa yapmak, daha fazla para kazanmak, magazin olmak için eril davranacağını düşünmüyorum. Ama böyle insanlar da şov insan olduğu için ilgi üzerlerinden 5 dakika gidince yapacaklarının sınırı olmuyor. O yüzden Kerimcan'ın bu değişimini ben kendi tarafımda çok anlamadım. Belki adam harbiden dişil olmaktan sıkılmış olabilir. Video içerisinde buna da değineceğim. Çünkü az önce gösterdiğim tweette bence çok fazla hata var. Öncelikle Türkiye'ye geylik kavramını Kerimcan'ın getirdiği düşünülüyor. Bu gerçekten çok komik arkadaşlar. Gayet de Kerimcan'dan önce de Türkiye'nin çok ünlü geyleri vardı ve bu insanlar böyle benimsenmişlerdi. Ve son derece de feminen davranıyorlardı. Sosyal medyanın hayat hayatımıza girmesiyle beraber de yine pek çok gay karakter hayatımıza girdi. Şimdi neden bunlara gay karakter diyorum? Çünkü görüntüleri ve yaptıkları feminen hareketleriyle tanındılar. Yani Kerimcan mesela çok iyi bir DJ olduğu için mi tanındı? Hayır abi komik hareketleri vardı. Feminen davranıyordu. İnsanların hoşuna gitti veya gitmedi. Bir şekilde nefret, sevilme popülerleşti. Hatta bir ara Instagram'a dalgayı da salmıştı. Ya yani sonuçta bir şekilde popülerleşti bu adam. Ama Türkiye'ye Kerimcan'ın gayliği getirdiğini düşünüyorsanız gerçekten çok saçma. Sonra çoluk çocuğu özendirerek gay olmalarına sebep olduktan sonra yazmış. Arkadaşlar bu konuya da değinmek istiyorum. Bakın ben heteroseksüel bir insanım. İnanın homo olsaydım da bunu hiç çekinmeden söylerdim. Şükür o ne baskıcı bir aileden geldim ne de çevrem sıkıntılı. Hatta çevremden yakınlık derecesini ve kim olduğunu söylemeyeceğim. Birinin çok uzun zaman sonra gay olduğunu falan öğrendim. Ve onunla da oturduk konuştuk. Bir sıkıntı olmadı. Belki sizin çevrenizde de vardır. Ve bir kahvehane dayısı değilseniz şu bir gerçek. Kimse özenerek falan gay olmaz. Bakın toplumda bunun normal normalleşmesiyle bir insanın özenerek gay olması çok çok başka şeyler. Oğlum burada senin hayatını tamamıyla değiştirebilecek bir şeyden bahsediyoruz. Kim bunun altına girer? Zaten Türkiye gibi son derece homofobik bir ülkede gay olmak intihara yakın bir şey. oğlum niye insan Kerimcan'ın videolarını izleyip ya da başka gayleri falan izleyip onlardan gaza gelerek cinsel yönelimini değiştirsin? Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bu saçmalığı kafadan çıkarın. Yani biz bunları dizilerden silelim, sosyal medyadan yok edelim deyince gaylik gitmiyor. Hatta gaylik o kadar gitmiyor ki. Geçmişe Osmanlı dönemlerine falan baktığınızda yine bu konularla alakalı çok çarpıcı tarihi kayıtlar görebilirsiniz. Yani bu öyle düşündüğünüz gibi özenerek olacak bir şey değil. O yüzden bu tweet baştan sona fiyasko. Hani binlerce kişi beğenmiş o yüzden konuşmak istedim özellikle. 3 milyon kişi falan görüntülemiş tweet'i. Tweet'in devamında da işte piyasadan çekiliş falan diyor. Ben de bunu piyasaya giriş olarak nitelendiriyorum. Çünkü daha güzel bir magazin oldu. Daha çok reklamı döndü bu sayede. Şimdi daha da önemli bir konuya değinmek istiyorum. Türkiye'deki en büyük yanlış algılardan bir tanesi. Arkadaşlar gay olmakla feminen olmak arasında hiçbir korelasyon yok. Yani diyeceğim şu son derece maskülen görünen birisinin gay olma ihtimaliyle feminen görünen bir erkeğin gay olma ihtimali neredeyse aynıdır. Sadece bir tanesini çok daha rahat anlayabilirsin. Oysa gaylik kesinlikle nasıl göründüğün ya da nasıl konuştuğunla alakalı bir mesele değildir. O yüzden zaten mesela köylerde falan böyle skandallar çıkıyor ya bazen. Ya skandal demeyelim o dayıların da kendi tercihi ama parklarda, köşelerde hatta cami önünde bile gördük bunu. Şimdi benim ağzımda Ağzımı açtırmayın, Anadolu irfanı hakkında çok konuşmak istemiyorum. Ama nasıl görüyoruz o dedeleri, dayıları? Hatta Serdar diye bir olay vardı bilirsiniz. Yani anlayacağınız gay olmanın nasıl gözüktüğünle hiçbir alakası yok. O sokakta gördüğünüz dayılar, dedeler var ya, böyle biz heteroyuz falan diye dolaşanların, hatta en homofobik olanların... Yok abi öyle her şeye inanmayın. <laughs> ya bu söylediklerime de bu duygularını bastırmaya çalışan tayfa büyük ihtimalle tepki gösterecek ama yapacak bir şey yok. Gerçekler de bunlar. Bugünün konusu gündem olan tweet ve Kerimcan'ın erilliği üzerinden geylik sektörüydü arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Yorumlarınızı bekliyorum.